Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Efendim bugün e, günümüzde özellikle çok e, konuşulan elektromanyetik kirlilik üzerine sohbet edeceğiz. E, benim stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Efendim Profesör Doktor Osman Çerezci bizlerle birlikte Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi kendisi. Hoş geldiniz Hoş efendim. Bulduk. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederiz ederim. efendim. Şimdi elektromanyetik kirlilik dedik. E, özellikle e, son zamanlarda da çok fazla üzerine konuşulan bir konu bu. E, i̇sterseniz birazcık bununla ilgili başlayalım Nedir bu elektromanyetik kirlilik? Efendim günümüzde iletişim teknolojisinin hızla artış göstermesi, elektriksel enerjinin hayatımıza her alanda girmiş olması nedeniyle elektromanyetik kirlilik denen bir değişik bir kirlilikle baş başayız. Bunu evet. rahatça söyleyebiliriz. Okullarda, ofislerde, çalışırken, evimizde, sokakta yürürken Elektromanyetik kirliliğin farkına bile varmadan duyu organlarımız bunu tabii ki algılayamıyor. Dolayısıyla evet. bu konuda insanlarımızın mutlaka bilinçli olması gerekiyor. Her türlü elektromanyetik kirliliği her türlü elektriksel cihazın çalışırken bizim duyularımızda farkına varmadığımız şekilde çevreye yaymış olduğu bir elektromanyetik radyasyonla efendim. Evet. Elektromanyetik radyasyon deyince tabii nükleer radyasyon anlaşılmaması hı. lazım. Nükleer radyasyon insan vücuduna çarptığında hücrelerde, hücrenin atomlarında e, parçalayıcı etki yapıyor. Evet. Bunlara iyonlaştırıcı ışık da deniyor. Elektromanyetik radyasyon ise yani elektromanyetik kirliliğin unsuru hı hı. E, insan vücuduna çarptığında taşınmış olduğu enerjiyi vücuda bırakıyor. Evet. Yani cep telefonu konuşması yapılırken e, o bölgede yani kulağımızın ve beynimizin bulunduğu bölgede bir mikro dalgayla ışınlandığımızı bilelim. Evet. Çevremize baz istasyonu çok yakınımızda varsa baz istasyondan kaynaklanan elektromanyetik dalgalar Hı. evimizde, odamızda veya yatak odamızda eğer telefonumuz çalışıyorsa zaten bunun var olduğunu biliyoruz bu tarz bir e, ışıma Hı. var. Burada tabii bu kirlilik neden deniyor onu da üzerine Hı -hı. durmak lazım. Evet. Çünkü eğer çok fazla miktarda böyle bir elektromanyetik radyasyon çevremizde varsa sağlık etkileri oluşturabiliyor. Evet tabii ki. Bunu bu açıdan bunu bir kirlilik maddesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Şimdi tabii teknoloji ilerledikçe de biz herhalde günden güne çok daha fazla, değil mi? Bu elektromanyetik kirliliğe maruz kalıyoruz. Evet efendim. Ee, şöyle bir şimdi şehirlerimizin durumuna bakacak olursak e, neler söyleyebilirsiniz? Efendim, şehirlerimizin durumuna e, durumu şöyle. Biliyorsunuz e, her e, dışarı çıktığımızda ilk gözümüze çarpan eee iletim hatları, yüksek gerilim hatları şehirlerimizde evet. evlerin üstünden geçiyor. Çevremizde baz istasyonları, Kesinlikle. Ve diğer vericiler. Bunlar e, birinci derecede çevreye elektromanyetik kirliliği veren. Tabii Hı -hı. bunlar çalışacak. Yani ce, vaz istasyon olacak. Telefon görüşmesi yapılacak. Enerji iletim hatları olacak. Binaların elektrik enerjileri, konutların elektriksel e, aletlerin çalışması söz konusu. Ancak Hı. bunların bir şekilde en az elektromanyetik radyasyon yayacak şekilde veya kirlilik oluşturacak şekilde yerleştirilmesi önem taşıyor. Peki bu konuda sizce ne durumdayız? Yani mesela yönetmelikler neler ya da yeterli şekilde bu konuyla ilgili önlemler alınıyor mu sizce? Bu konu tabii yeni insanlarımızla 2000'li yıllarda dünya ülkelerinde genel bakacak olursak 2000'li yıllarda ortaya çıktığı için ve giderek de artış gösteriyor. Ee, teknoloji önde gidiyor ve e, oluşturmuş olduğu zararlı etkilerle ilgili e, önlemler veya çalışmalar veya yönetmekler e, onun arkasından geliyor. Yani 10 yıl arkadan geliyor diyebiliriz. Dolayısıyla yönetmeliklerle e, elektromanyetik kirliliği çok e, çok çok iyi bir şekilde kontrol etmek e, mümkün değil. Birinci evet. derecede bunu e, söylemek gerekir. Ee, bu konuda dünyada birçok araştırmalar yapılıyor hı hı. ve bu araştırmalar e, bir şekilde eğer elektromanyetik dalgalara, elektromanyetik radyasyona insanlarımız maruz kalırlarsa e, bu maruziyet sonucunda belli bir zaman sürecinde mutlaka sağlık açısından olumsuz etkilerle karşılaşacakları artık e, raporlarda belirtiliyor. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla evet. burada insanlarımız bu teknolojik ürünleri kullanırken, teknolojik imkanları kullanırken bu zararı bilerek kullanmaları veya en az maruziyetle günlük yaşamlarını devam ettirmeleri hı hı. açısından önem taşıyor. Yönetmelikler de bu açıdan toplumun en az elektromanyetik kirlilik altında kalmasına sağlayıcı nitelikte yapılmasına gayret ediliyor. Ancak ülkemizde bu konuda yeterince duyarlı yönetmeliklerin olduğunu söylemek mümkün, mümkün değil. değil. Bunu hem yüksek gerilim hatları için hem de bazı istasyonlar için bir şekilde e, ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla insanlarımız bilinçli tüketici olmalı olmaları gerekiyor. Örneğin evlerinde mikrodalga fırın çalıştırıyorsa mikrodalga fırın çalışırken bir metre uzağında durmalı evet, beklememeli. Ona geleceğim biz kişisel olarak neler yapabiliriz bu konuda? Evimizin içerisine baktığımız zaman aslında bu alanda ne gibi tehlikelerle hiç farkında olmadan belki de her gün birlikte yaşıyoruz bizler. Evet, evet. Evimizde birinci derecede etkili olan elektromanyetik kirlilik kaynağı olarak her cihazın yaydığını biliyoruz. Hı hı. Bunlar özellikle dediğim gibi mikrodalga fırınlar, evet. tasarruflu ampuller yine gözümüze çarpıyor. Hı hı. Ama tabii bu ürünleri kullanmadan da edemiyoruz. Bu buna benzer biz bunlar kaldırsak daha başka değişik ürünler ortaya çıkacak. Evet, bu Dolayısıyla de e, bilinçli olmak gerekiyor. Yani çalışırken bunlar önemli bir şekilde elektromanyetik radyasyon yayıyorlar. Hı hı. Bunun belli bir mesafede durarak. Bu aletleri çalıştırmamız Hı -hı. lazım. Hı -hı. Buyurun efendim. E, şimdi ampullerden bahsettiğiniz açıkçası o da benim yine ilgimi çekti. E, şimdi tasarruflu ampuller var biliyorsunuz. Evet. E, çok da yaygın olarak artık kullanılmaya evet. başlandı. E, bunlarla ilgili olarak da bir elektromanyetik kirlilik yarattığı söyleniyor. Nedir e, bu konuda durum? Efendim biz e, bazı istasyonlarla ilgili mahkemeler bizi e, davalarda bilirkişi olarak çağırıyorlar. Türkiye'nin evet. her noktasına gidip. Bu konuda hizmet verirken bazı istasyonu, radyasyonu ölçtürmek için gittiğimizde bazen bakıyoruz çok düşük tavanlı evlerde yaşayanlar için özellikle söylüyorum. Evet. Tasarruflu ampuller kullandıklarını görüyoruz. Biz ölçmüş olduğumuz değerler bazen bazı istasyondan daha fazla çıkıyor o Bunu, kadar fazla. Eee tabii derhal farkına varıyoruz. Lütfen tasarruflu ampulü kapatın diyoruz. ışıkları kapatın. O zaman değerin düştüğünü görüyoruz. Evet. Dolayısıyla evlerimizde tasarruflu ampulleri eğer tavan yüksekliği düşükse e, dikkatli kullanmak gerekiyor. Özellikle çocuk odalarında Hı -hı. E, çalışma tabii. masalarında tasarruflu ampulü e, kullanmamayı öneriyoruz ama aydınlatma olabilir. Evin içerisinde çok az dolaşılan bir ortam olabilir. Hı hı. Çok az kullanılan bir bölge olabilir. Tabii ki enerji enerji demek para demek. Tabii ki. dolayısıyla bu tasarrufu yapmak dünya ülkeleri açısından da artık yapılıyor. Tabii. Biz de yapacağız. Bunu bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ben de evimde tasarruflu ampül Çocuk odamda kullanmıyorum, var. çalışma masasında kullanmıyorum ama e, bahçe aydınlatmasında, girişte, tabii çok az geçiş alanlarında tabii ki e, kullanmak açısından tercih ediyoruz. Peki hocam bunun başka bir alternatifi var mıdır? Ama burada şunu söyleyeyim, tasarruflu ampullerin mutlaka kullanıyorsak başımızın e, bir metre uzağında olmasına Hı. dikkat etmemiz dikkat lazım. Edeceğiz. Yani bir metreden sonra vermiş olduğu elektromanyetik radyasyon etkisi Hı. sıfıra yakın oluyor. Hı. Diğer akkor lambalar gibi... Az veriyor. LED ampuller gibi çok az veriyor. Evet. Ama bir metrenin içerisine girersek artık tasarruflu ampulün etkilenme sahasına yani kirlilik bölgesinin yakınında oluyoruz. Evet. Efendim biliyorsunuz bütün insanlar sağlıkları... E, aynı değil. kim insanlar hı hı. hastalığa daha çabuk yakalanabiliyor. Vücut dirençleri itibariyle bağışıklık sistemlerindeki bir takım olumsuzluklar nedeniyle. Hı hı. Dolayısıyla bu insanlarımız için e, önemli bir risk oluşturuyor elektromanyetik kirlilik. Tabii yani ki. Bazı insanlar Gün boyu telefonla konuşabilir, hı hı. böyle tasarruflu ampullerle birlikte yaşayabilir, bir şey olmadı ama bazı insanlar derhal etkilenebilir. Evet. Dolayısıyla burada biz toplumun her kesiminin, özellikle biraz önce bahsetmiş olduğumuz çocuklar örneğin bir potansiyel etki yaşıdır çocukluk çağı, hı hı. hamile bayan kadınlar, yine elektromanyetik kirliliğin potansiyel etkileyebileceği kişilerdir. Yaşlılar ve hastalar yine aynı kategoride değerlendirmek lazım. Dolayısıyla kalp, kalp pili taşıyanlar örneğin. Dolayısıyla evet. toplumumuzun içerisinde bunlar da biliyorsunuz önemli bir kesim. Yani yüzde elliden daha fazla Peki. daha oranda var. Dolayısıyla elektromanyetik kirliliğe özellikle hedef kitlenin çok dikkat etmesi lazım. Hı hı. Kişisel olarak alacağımız önlemler açısından diyorum. Evet. Bir de tabii devletimizden, devlet, hükümetin veyahut da ülkelerin aldığı önlemler var. Hı hı. Ülkeler farklı farklı uygulamalar yapılıyor. Biz incelemelerimizde elektromanyetik kirliliğe, en iyi e, uygulama yapan, yönetmelik çıkaran bir ülke olarak İsviçre'yi gördük. Evet. İsviçre 2001 yılından beri e, elektromanyetik kirlilik konusunda gerek bazı istasyonlarla ilgili gerek yüksek gerilim hatlarıyla ilgili çok e, özel yönetmelikler çıkartmış durumda. Örneğin bizim ülkemizdeki yönetmeliklerin e, bazı istasyonlarla ilgili uygulanan yönetmeliklerin onda birini uyguluyor. Hı hı. Yüksek gerilim hatlarıyla ilgili e, ülkemizde 2000 11 yılında çıkarılan yönetmeliğe göre 200'de birini uyguluyor. Dolayısıyla e, sadece e, yönetmelikler açısından da e, bu kirliliğe daha titiz bakılması lazım diye Tabii düşünüyorum. Daha fazla, yani elektromatik kirliliğe e, hangi gözlükle bakılırsa e, o duyarlı bir yaklaşımı yansıtıyor. Hı hı. İsviçre e, bu konuda çok duyarlı bir yaklaşımla evet. e, bu kirliliği el aldığını görüyoruz. Hı hı. E, Ülkemizde de benzer uygulamalara gidilmesinde yarar var diyoruz. Yavaş yavaş belki var, yeni, yeni belki evet. geçiliyor bu tarz uygulamalara. Ee, peki sizin üniversitenizin mesela bu konuda yaptığı çalışmalar var mıdır? Efendim midir? biz e, Türkiye'de elektromanyetik kirlilik daha hiç e, konuşulmazken e, 90'lı yıllarda başladık bu çalışmalara. E, bu konuda 4 tane kitap verdik. E, önce bilimsel olarak Türk Türkçe'ye kazandırdığımız kendimizin de yaptığı araştırmalar içerisine koyarak e, kitaplar e, yayınladık. Hı hı. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde Selim Şeker'le beraber ortak çalışmalarımız var. Bunun dışında e, bizim elektromanyetik e, kirlilik araştırma laboratuvarımız var. Bu laboratuvarımızdaki teçhizat ve donanımlarla, Türkiye'de şu anda en iyi üniversiteyiz bu hı hı. ölçümleri yapan. Türkiye'nin her noktasında vatandaşlar, adli olarak da bilir kişi olarak çağırdıklarında veyahut da kurumlar çağırdıklarında gidiyoruz. Ölçümler yaparak e, biz e, İsviçre'deki uygulamaları özellikle dikkate alan e, bir takım yöntemlerle e, vatandaşlara ve topluma, kurumlara hizmet ediyoruz. Örneğin e, pazartesi günü e, bize bir Milli Eğitim e, Müdürlüğünden başvuru yapıldı. Bir okulun ek binası Yapılacakmış yüksek gerilim hattının altında bir arazi tahsis edilmiş e, konumu itibariyle bunun ölçülmesi isteniyor. Bakın artık e, bu konuda artık e, ilgililer de dikkat etmeye başladılar. Bunlar 5 e, sene önce e, veya 2 yıl öncesine kadar hiçbir şekilde yoktu. Ama bize bu tür başvurular sürekli yapılıyor gidiyoruz, incelemeler yapıyoruz, ölçümler yapıyoruz ve ona göre de alınabilecek önlemler. Yani yüksek gerilim hattının altına kesinlikle bir ev, bir bina yapılmasını, bir okul yapılmasını, bir hastane yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Hı hı. Verdiğimiz raporlar bu çerçevede ama çok ciddi bir mecburiyet varsa kaçınılmaz bir durum. Bu defa binaların elektromanyetik kirliliğe karşı koruyucu önlemleri nedir? O konuda da mühendislik hizmeti yaparak üniversitemiz adına bu çalışmaları yapıyoruz <laughs> Evet. Peki hocam ben bu ampul konusuna biraz daha geri Buyurun. dönmek istiyorum. Çünkü Buyurun. evlerimizin içerisinde değil mi? Evet. belli bir süreden sonra hava karardıktan sonra hepimiz ışıklarımızı Tabii. yakıyoruz. Elektromanyetik kirlilik başlıyor. Başlıyor çünkü eskiden bu akkor ampuller vardı ama artık onlar yerine daha çok tasarruflu ampulleri tercih ediyoruz. İşte nedir daha az elektrik Enerji yaktığı, yaktığı için evet. dolayısıyla bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Ama şimdi siz çok önemli bir şey değindiniz. Dediniz ki bunlar elektromanyetik kirliliğe yol açıyor. Açıyor. Evet. Ee, şimdi bu durumda e, bizim başka kullanabileceğimiz alternatif bir ampul var mıdır mesela? Efendim şimdi tabi bu biraz rekabet gibi gözüküyor ama Hı -hı. yani bu, e, isterseniz bir ölçüm yapıp da evet. LED Let ampullerin e, daha az verdiğini biliyoruz ancak e, piyasa açısından bakarsak Hı -hı. E, ma, e, fiyatları daha yüksek. Hı -hı. E, dolayısıyla e, tasarruflu ampulleri de zaman zaman kullanmaktan Başka çaremiz olmuyor hı. ama hı hı. E, LED ampullerin veya akkor ampuller tabii ki piyasadan kalktı e, elektromanyetik kirlilik açısından e, iyi durumda diyebiliriz yani olumsuzluğu az ama, ama tabii ki LED ampuller daha hiçbir alasaydı. zaman elektromanyetik kirlilik hı hı. oluşturmuyor değil hı hı. onların da e, bir şekilde e, kirlilik verdikleri biliniyor. Ama e, kıyasladığımız zaman sanırım kullandığımız Tabii. tasarruflu ampullerde çok daha fazla e, bu kirliliğe biz maruz kalıyoruz. Maruz kalınabiliyor. Bir metrenin içerisinde yer insanlarımız kalırsa örneğin Hı -hı. çalışma masasında kesinlikle kullanmamalıyız. Hı -hı. Tavan yüksekliği düşükse orada kesinlikle kullanmamalıyız. O zaman bütçemiz yetiyorsa e, böyle durumlarda LED Değişik ampul ampuller kullanacağız. Lazım. Tabii tasarruflu ampullerin diğer bir olumsuz tarafı da kırıldığı zaman civa buharı çevreye yayılıyor ve zehirleyici etki yapabiliyor. Öyle mi? Özellikle kırıldığı zaman bezle tutup yani hiçbir zaman çocukların böyle lambayı çıkartması tavsiye edilmiyor. Hı -hı. Mutlaka bir bezle çevirip çıkartıp özel bir işte poşetin içerisine alıp aynen piller gibi geri dönüşüm toplamalarında biriktirilmesi lazım hemen zehirleyici etki yapabilir. Dolayısıyla odayı, pencereyi açıp havalandırmak gerekiyor. Yani evet. Bu tür olumsuzluklar da var. Ee, ayrıca tasarruf ampullerin elektromanyetik e, kirliliğin bir başka boyutu olarak da ultraviyola ışınlarını çok fazla yayıyor. Hı. Yani bir masa lambasında eğer çalışma masasında kullanırsanız e, yakınınızda deri ve gözlerinizde e, mesela gözlerde katarat etkisinden bahsediliyor literatürde bilimsel araştırmalarda Hı -hı. gözlerimiz biliyorsunuz e, su oranı en fazla organımız ve evet. e, elektromanyetik e, radyasyondan da e, en fazla etkilenecek potansiyel organımız. Hı -hı. Yani siz bir mikrodalga fırına bir kuru kağıt koyarsanız bir de yaş ka kağıt koyun, ıslatın koyun. Evet. Kuru kağıda e, mikrodalga fırını çalıştırdıktan sonra çıkarsanız elinizi yakmaz. Ama ıslak ka kağıdı koyduğunuzda Elinizle tutamazsınız. Neden? Su oranı fazla, elektromanyetik radyasyon, su oranı fazla olan maddeleri daha fazla nüfus ediyor. Yani evet. enerjisini daha fazla veriyor. veriyor. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak böyle bir risk var. Aynı şey mikrodalga fırının önünde durup da işte gıda pişti mi? Durum nedir? Falan gibi çalışırken hiç kesinlikle yaklaşmamak lazım. Hangi marka olursa olsun kapı gibi bir takım açık bölgeleri var. Bizim şu anda hı hı. gözümüzde fark edemeyiz ama mikrodalga açıklık bölgeleri var. Evet. Dolayısıyla oralardan ciddi sızıntılar yapabiliyor. Yapıyor. Bunlar tabii bireysel olarak alınması gereken önlemler. Hı hı. E şimdi ölçümler dedik hocam burada görüyorum. E şimdi bizim iki tane ampulümüz var. Bir tanesi tasarruflu olan ampulümüz değil mi? Bir diğeri led ampul müdür? Evet. Buradakiler. Evet. Peki o cihazımızla şöyle bir ölçüm yapacak olursak e, ne gibi sonuçlar elde ederiz? Evet, e, tabii şimdi bakın elektromanyetik radyasyon ölçen e, e, cihazımızı ben açtım. Hı hı. E, şu anda e, start verdim evet. ve e, önce led ampule tutacağım. Bu solda led ampulü çevirdim, yaktım. Evet, yandı ampulümüz. E, önce e, çevirmeden önceki durumu söyleyeyim efendim. Hı hı. Sonra da çalıştırdıktan sonraki duruma bakıyorum. Şimdi efendim aletimiz 0.62 gösteriyor bu evet. mesafeden. Şimdi çeviriyorum. Şimdi 0.80 değerini gösteriyor. Yani, 0.8 Led ampul kullandığımızda bu oran çok düşük oluyor düşük, sevgili düşük. izleyiciler. Aynı mesafeden ben şimdi tutacağım. Tasarruflu Tasarruf ampulü geçiyorum. E, Led ampulü kapattım. Hı hı. Şimdi e, tasarruflu ampulü çeviriyorum. Açtım. Ve şimdi bakın aynı mesafeden tutuyorum. Burada düşünebiliyor musun? Şimdi evet. geri getirdiğimde mesela, örneğin bir metre dik yaklaşık mesafeye evet, getirdiğimde uzaklaştık ampulden. E, yaklaşık olarak led ampulün e, verdiği değere yakın değerlere gelsin. yaklaştı. Biz de diyoruz ki tasarruflu ampul kullanıyorsanız mutlaka başınızın ona bir metre uzakta olması en az hı hı. minimum mesafe olarak dikkat edilmesi lazım. Önerimiz bu şekilde. Hı hı. E Bunun dışında bütçemiz yeterli ise de o zaman led ampulleri kullanmakta da fayda, yani fayda var Tercih edilebilir. Tercih etmekte fayda var. Ben evimde led ampul de bu kadar ölçümler bu kadar çalışmadan sonra led ampul de kullanıyorum. Hı hı. Hı hı. Tasarruflu ampul de kullanıyorum ama söylediğim o önlemlere, e, kurallara dikkat ederek çalışıyorum. Evet. Çünkü bu tüketim de hepsini let ampulle evimizin içerisinde yaşantı sürmek mümkün değil. Hem dekoratif açıdan veyahut da kullanım bölgesi açısından farklılıklar var. Şimdi aslında hocam biz burada çok güzel bir e, ölçüm yaptık. Şimdi evet. e, bahsederken aslında tasarruflu e, ampuller diyoruz. Bir de led ampuller diyoruz ama e, şunu belirtelim izleyicilerimiz için led ampuller de aslında tasarruflu ampuller. Evet. Hatta hani izleyicilerimizin aklında daha rahat kalması için şöyle bir örnek verebiliriz herhalde. İşte bir led ampul 1 liralık kadar e, yakıyorken tasarruflu ampul 3 lira ve işte artık kullanmıyoruz dediğimiz akkor ampullere de belki 9 lira diyebiliriz değil mi? Evet. evet. E, yaklaşık olarak. %66'lık bir oranda aslında LED ampullerde çok daha Ekonomik tasarruf ediyoruz. Geri dönüşüm bizler. yapıyoruz. Geri dönüşümü çok fazla. Sadece söylemiş olduğumuz şu anda ücret olarak belki biraz daha yüksek fiyatlar söz Yok. konusu satışında ama herhalde değil mi kısa zaman içerisinde bu fiyatlarda da Tabii, düşüş LED ampullerinde bekleniyor. çeşitleri arttığında hı hı. geometrilerinde bir takım daha estetik estetik durumlar geliştirildiğinde mutlaka tahmin ediyoruz. Bu yönde LED ampuller de daha fazla ücretlerde de halk tarafında kullanılacaktır. Böylelikle zaten herkes çok daha rahat bir şekilde kullanacaktır. Yani. Hem daha az elektromanyetik ödeyeceğiz. Elektromanyetik kirlilik de nispeten Aynen. azalacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Katıldığınız teşekkür için Çok güzel bilgiler verdik Sağ bugün olalım. izleyicilerimize. Evet Sevgili izleyiciler bugün elektromanyetik kirlilik üzerine konuştuk ve bizler kişisel olarak evlerimize neler yapabiliriz bunlar üzerinde durduk. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.